Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Amerika'nın ve Avrupa'nın 6. nesil insansız uçakları. Kimilerine göre yeni nesil jet motorlu İHA'lardan farkları yok. Kimilerine göre ise benzersiz teknolojilere sahipler. Peki geleceğin kendisi olan bu uçaklar neler yapabilir? Nükleer füzeleri durdurmaları mümkün mü? Veya Türkiye böyle bir projeye ne zaman başlar? İncelemeye başlayalım. Gelecek her yönde teknolojiye de yansımakta. Teknolojinin doruk noktalarından biri savunma sanayi de nasibini almakta. Öyle ki savunma sistemleri dünyanın kaderini her yönde değiştirebilirler. Ayrıca otomatikleşen sistemler insana olan ihtiyacı da azaltmakta. Örnek olarak Karabağ'da TB2'ler olmasaydı Azerbaycan'ın çok sayıda uçak kaldırıp daha kalabalık kara ordusu kullanması gerekecekti. Bu da insan ve zaman kaybı demek. Yani bu teknolojinin daha büyük İHA'lara entegre edilmesi halinde savaşlar daha kısa sürebilir. Ancak ya bu teknoloji savaş uçaklarına entegre edilirse o zaman ne olur? İşte bahsettiğimiz 6. nesil katil uçaklar bu lafımızın tam olarak karşılığı. O zaman bu uçakların yapabileceklerine, özelliklerine bakarak girelim. Bu uçakların 5. nesil uçaklardan farklı olarak göze çarpan 4 büyük detayı var. İlki herkesin bildiği üzere insansız olması. Bu yönü atmosferin üstüne çok rahat bir şekilde çıkmasını sağlar. Teknik olarak uzayın en alt katmanına çıkmaları mümkün. Bunun dışında uçağın manevra yapma kısıtlaması ortadan kalkacaktır. Pilot olmadığından yüksek G problemi ortadan kalkar. Hatta pilot istasyonda hiç G kuvvetine maruz kalmayacağından çok daha rahat görev yapabilir. Pilot güvenliği konusunda avantajları say say bitmez. İkinci detaysa motorlarda. Aslında bu canavarları 6. nesil yapan en önemli şeylerden biri motor. Standart savaş uçakları düşük bypass oranlı motorları tercih ederler. Bunun sebebi klasik turbojet motorlarına göre daha yüksek itiş gücüne sahip olmaları. Yolcu uçaklarındaysa daha az itki gücüne sahip yüksek bypass oranlı motorlar tercih edilir. Tam tersi olarak daha az yakıt harcarlar ve ekonomik olmaları sağlanır. Düşünün bu iki özellik tek motorda olursa ne olur? Doğal olarak daha az yakıt harcar, daha uzun uçar ve yüksek hızlarda gidebilir. Sadece motora ek olarak yerleştirilecek bir jeneratör gerekli. Geneliyle lafta çok güzel bir teknoloji ama iki farklı özelliği otomatik olarak gerçekleştirebilmeniz ve aynı boyutlarda motora koymanız gerekir. Kısaca böyle bir eşiği aşmanız kolay olmayacaktır. Harcayacağınız para ve insan gücü bunun cabası. Son detay kısmına geldik sıra. Burada 6. nesillerin 5. nesil uçaklarda olduğu gibi daha görünmez olmasını beklemekteyiz. Tabi bu sefer standart radarlara karşı neredeyse tamamen görünmez olması en net isterlerden. Bunun sebebi hali hazırdaki tüm radarların pek de eski olmaması. Yeni gelişen AESA radarlar ve kuantum sistemleri bu isteri zorunlu kılar. Ek olarak uçaklar yüksek yapay zekaya sahip olacaklar. Bunca sistemi makul boyutta tutmak zor. Ayrıca gerektiğinde pilot da uçağa binebilir. 6. nesil uçaklarda bu özellik de mevcut. En sağlam sebebi de hala insansız sistemleri olan çekinceler. Çünkü ülkenizi uçan bir bilgisayara şu an için emanet etmek pek olası değil. Hele ki elektronik harp tehditlerinin zirve olduğu zamanlar bunu başarmak çok zor diyelim. Tabi ses hızından 4-5 kat yüksek uçtuğundan elektronik harp alanlarından belki kurtulabilir. Bu da çok önemli eksiklik. Ağ merkezli harp ve korumasını mükemmel yapmalı. Gelelim son detayımıza. Maksimum kompakt yapısı ve uçuş maliyetleri. 6. nesil uçakların en belirgin taraflarından biri kompakt olması. Yani ne demek bu? Şöyle ki standart uçakların bakımı ve parça değişimi bir gün kadar sürebilir. Lakin 6. nesil uçaklarda bu iş daha kolay. Herhangi bir parça değişimi 1 saatlere kadar düşebilir. Sonuç olarak yorumlarsak 6. nesil uçaklar daha az maliyette daha çok işler yapabilecekler. Sadece yapılması için birkaç eşiğin geçilmesi gerekli. Sırada geçiyoruz sorulara. 6. nesil uçaklar yüksek hızları sayesinde nükleer füzeleri durdurabilir mi? Yani hava savunması yapabilir mi? Öncelikle bir F-16 üzerinden gidelim. F-16'mız hedef olan balistik füzeyi durdurmak için sesten 2 kat hızlı gidebilir. Fakat uzayın alt katmanına bile yaklaşamaz. Özet olarak bu standart uçaklar stratosferi bile aşamazlar.
Ama her şeye rağmen teorik olarak durdurması mümkün. Tabii bizim görüşümüz böyle bir şeyin kıtalar arası füzeler için mümkünlükten uzak, imkansıza yakın olması. Ancak 6. nesil uçaklar bu kalıbı yıkabilmekte. Sesten 5-6 kat hızlı uçtuklarını varsayalım, gayet yeterli. Atmosfer üstüne çıkan başlıkları düşüşe geçmeden vurabilir, tabii erkenden tespit edebilirse. Veya İran'ınki gibi 4000 kilometre civarı balistik füzeleri de havada patatese çevirebilir, bunu hızına ve silahlarına borçlu. Demem o ki bu uçaklar seri üretime girmeden onun için özel hava füzeleri de meydana çıkacaktır, füze vurmak için olanlar gibi. Geldik son sorumuza. Türkiye böyle bir uçak üretebilir mi? Dediğimiz gibi buradaki en büyük mevzu motor. Eğer motoru yapamazsanız uçağın hiçbir vasfı kalmaz. Gerçekler bu şekilde. Ayrıca yapma konusunda sesin 3-4 kat üstünde uçan bir cisimle İHA'nız mücadele edemez. Evet, biz İngiltere'ye veya Avrupa'ya göre insansız sistemlerde daha becerikli olabiliriz. Fakat buradaki mevzu çok farklı. Bir yapay zekanın veya akıncı gibi sistemlerin çok daha üstünde. Teknik olarak açmak gerekirse saatte 5000 km hızında uçağın ani manevrasında gövdesine kanatlarına binen yükün haddi hesabı yok. Bu malzeme hem kompozit hem de dayanıklı olmak zorunda. Ayrıca ömürleri de kısa olmayacak. Bunun yanında bakım maliyetleri de çok daha az olacak. Biz şu an akıncıyla beraber bunun onda birini yapabilmekteyiz. Yapım malzemesi olarak İngiltere veya Amerika ile aramızdaki tecrübe para farkını işin içine katmıyorum bile. Ancak Avrupa'nın uçak programlarına katılabilirsek işler değişir. Buradan edineceğimiz tecrübeyle kazan kazan durumu elde etmek mümkün. O zaman Muse gibi sistemlerimizin 2-3 kat üstünü yaparak 6. nesil uçak için altyapı hazırlayabiliriz. Yapmak zor değil. Bize sadece bolca zaman ve para gerekli. Sonuç olarak 6. nesil uçaklar belki de savunma sanayisinin doruk noktası. Sahip olan ülkelerin nükleer bombalarından daha fazla caydırıcılık sağlayabilir. Hava üstünlüğü olarak yapan ülkenin eline her türlü avantajı verecektir. Bunları yapabilenler malzeme bilimini bitirmiş, yapay zekada ustalaşmış, fizik bilgisini parçalamış olacaktır. Başaran olursa ileri noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda insansız hava araçlarına yoğunlaştığımızdan fizik ve yapay zeka olarak biz de önlerde ilerliyoruz. Bu avantajın üzerine malzeme bilimini de eklersek yeni endüstri devrimini yakalamış oluruz. Aksi halde en önemli trenlerden birini kaçıracağız. Umarım TUSAŞ'ın açtığı kompozit tesisi gibi yerlerin sayıları artar ve malzeme bilgisi olarak öne çıkabilmeye başlarız. Ayrıca malzemeyi yapabilen motor konularında da ilerlemeye başlar. Yani bize tek gereken bu tarzda yatırımlar. Gelecek bizlerin elinde diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.